Evet. Kızlar hazırlandık. Dışarı çıkacağız. Hazır dur. Klobus'a gideceğiz, Almanya tarafına. Bana böyle biraz hazır. Çerçeveler falan lazım. Onları alacağım. Hazır. Bakalım böyle dolaşırız. Canımız sıkıldı zaten. Dün bir sürü iş yaptım pazar günü. Değil mi Azat? Bugün de biraz dışarı çıkalım Azat'ımla. İniyor kendisi. Vallahi Kadir in aşağı. Kadir de bizden geliyor bugün. Bugün çalışmıyor. Böyle kendimi de size azıcık göstereyim. Şurada. Şöyle bunlarımı giydim kızlar. Şu pantolonumu giydim yine. Üstüne de şu ceketimi alacağım. Ondan sonra çıkabiliriz Kadir. Evet. Bakalım kılavuzda neler var. Orası büyük bir yer. Her şey var. Bakalım bir ne bulacağım. Nasılsa öbür dükkanlara gidemez. Ha bir alışveriş dükkanına gidiyorum. Bir de Rumeysa gün de gelecek. Kız bitmiyor. Valla insan her gün dışarı çıksan her gün bir şeyler alırsın. Bu arada zayıfladığım için baya bu da bol duruyor artık kızlar. Ama nasıl zayıfladığımı söylemiyorum artık. Biliyorsunuz. Bir de hala soruyorsunuz ki nasıl zayıfladım. Biliyorsunuz artık söylemiyorum kızlar. Söylemiyorum. Başıma bela var. Almıyorum. Merak ediyorsunuz. O bir tane videomda, açıklama videosunda var zaten. Ama bir daha da açıklamayacağım demiştim. Yani artık vallaha ilgilenmiyorum. Bana ne, kendinize nasıl zayıflıyorsanız zayıflayın. Sonra bana kızıyorsunuz. Bir şey oluyor değil mi kızlar? Hadi bakalım, evde böyle esimiş. Bugün evde geçi de ben gelene kadar o biraz buraları bana toparlar. Bu arada Kadir'in bana aldığı hediyeyi de çok beğendiniz. Evet, cüzdanımı bugün yanıma almadım. Çünkü eşim geliyor. Onun cüzdanından otlanacağım için kendi cüzdanımı evde bırakıyorum. Hadi bakalım gidelim. Durun. Evet. Ve ceketimi de aldım. Gidelim şimdi değil mi? Şöyle. Vallahi iyi. Tabii ayakkabılar eksik. Bir de çorap. Onları da hemen halledeyim. Ondan sonra... Çıkalım. Azat. Sen nereye gidiyorsun? Bak bir kere gidiyor. Hoppa. Aha düştü. Babiş. Babiş Azat'ıma. Azat gel buraya gel. Oradan aşağı gider. Azat gel. Gel hadi bin gidiyoruz. Çabuk hemen çabuk. Gel gel gel. Gitme gel. Çabuk gel. Arabaya bin gidiyoruz ama. Nereye bakacaksın? Tamam şuraya bak, arabaya bak. Arabaya bak gel. Arabayı çalıştır da gidelim. Koş. Gel arabayı çalıştır gidelim. Bak. Koş babiş, arabayı çalıştırsın Azat. Alışverişe girerken ben arabanın içini temizleyeyim orada. Aa olabilir. Bir arabanın içine bakın bir anne. Dur anne seni oturtursun. Hep Azat'ın işleri. Vallahi. Anne seni oturtursun, ondan sonra kemerini bağlayalım gidelim. Çabuk. Anneye bak. Arabalıları gördü. Hadi de onlara bakma bak. Bir de bir lütfen git böyle Azat. Ya. Hadi gel klobusa bakalım Azat ne alacakmış. Alışveriş değil mi Azat? Her yer lamba. Wow. Azat her yer var. Wow. Azat da var. Wow. Orada. Ya var. Wow. Yukarı. Yukarıda. Hep bir başına özel şeyler gelmiş kızım. Değil mi Azat? Wow. Klobusa da güzel şeyler geliyor. Aa mumluklar bana lazım. Ay. Ay şundan bir tane alabilirim kız. Can şöyle mumluk bana lazım. Şimdi sen her şey lazım. Azat, kızlar, bu arada Kadir de şeye gitti. Arabayı yıkamaya gitti. Değil mi Azat? Abi. Ya ay şunlar da güzel oluyor. Öyle alıp indiriyorlar. Normalde bunu ağaca takıyorlar da böyle. Şeyin nasıl önüne indirebilirim. Boydurdan da var. Gördün mü? Geçti benim. Yok ben şunların demirlerini arıyordum ama bulamadım da bunu alırım. Bu da tatlı duruyor. Öyle indirmek için kızlar gece lambalarının yanına. Azat bebek. Ya Azat değil mi? Azat bir sürü süsler var Azat. Bak bak Azat Nikolaslara bak Azat bak. Bak Azat. Şey gözleri de kapalı. Nikolas Bey cüce mi ya? Cüceler mi? Sivik mi? He? Sivik mi? Evet gördün mü? Kızlar çocuklar şundan istiyordu rakette böyle masanın üstüne. Şöyle pişiriyorsun için, üstünde etleri falan. Masa grili gibi bir şey. Rumeysa Gül de gelecek ya.
Değil mi? Kendimize böyle pişirir yeriz. Acaba pişiriyor mu gerçek? O işte. Can baksana burada değişikler. Bu 30 euro. Bunu alak. Hı? Niye? Yağ yapacağım. Ne bozuyor? Yağ değil. Bunu masaya indiriyorsun. Ama biz bütün yağ sıkıntıyı tavana gelecek. Öyle değil. Bu o kadar şey yapmıyor. Sen de gerçek grill gibi değil ki bu. Anne! Anne de! Masa üstü grill. Anne de! Hey! Hey! Hayır! Gay, dur Kadir gelsin de o baksın, o biliyor. Ne istiyorsun? Ekmek! Bak burada bir sürü waffle. Waffle eşyaları var hazır, bir sürü. Çeşit çeşit waffle. Aa, şu bubbling. Bubbling'inki bak, bununki daha güzel hazır. Bizimki o kadar iyi değildi. Ha? Ekmek de babam sana ekmek getiriyor. Aha burada da mikrovelliler, fırın, küçük fırınlar. Bir sürü çeşit var. Bu kılavuz baya büyük kızlar. Abi bakalım bir hamur makinelerini alsak. Hani kitchen yok mu burada kitchen? Ya bu kitchen olsa anne bakardı. Yok. Yok kitchen yok Azat. Ya yokmuş onlar. Burada. Onlar hepsi vırt vırt. Aa, bak babiş sana ekmek getirdi. Vaaay Azat acıkmış. Ne getirdin babası? Ben aldım, yoruldum bunu. Rıksın mı? Rıksın mı? Yarısını ver pakete, dursun yarısı. Al sana hami hami, hoppala bismillah. Hadi hami yap. Onu da arabanın içine koy. Kızlar şöyle... Aa bak ya Azad'a doğum günüsü için cam bu olur. Yüksek. Evet böyle bir kalıp iyi olur. Baksana şöyle can. Şu yükseklikte. Ya Azad değil mi? Ama benim öyle rayfenim var aslında. Bana böyle pasta kesme şeyi lazım kız var ya. Şimdi ona bakayım. Kızlar şu vazolar çok hoşuma gitti ama karar veremiyorum ya. Sizce nasıllar ki? He kızlar. Güzel duruyor değil mi? Çok zor karar vermek. Neyse bir alayım arabamda dursun bakalım ne karar vereceğim. Ya kızlar bunlar daha çok hoşuma gitti de. Bunlar da daha pahalıymış. Yani ikisi 30 euroya geliyor. Ya bilmiyorum işte. Kararsızım. Şu mu şu mu? Valla bir ikisi de bir dursun da sonra karar verince gelip bakacağım. Bakın kızlar bu benim aldığımın orijinali herhalde bunlarda yazı var üstte. Çünkü bu 200 eurodan 99 euroya düşmüş. Ya benim tavam da çok güzel. Bunlar nasıl ki kızlar? Bunlar da güzel tavalara benziyor. Oo, ağır tava bunlar. Aynı bunlar da buz panne. He, bir bakayım. Şunlar da tefalın. Bak tefalın şu ağır tavaları da güzel can. Şöyle bir sürü çeşitleri var. Küçük. Asla bir tane şu küçükten alsak can. Bana bir tane şöyle küçük tava lazım. Şey yapalım. Şu ağır iyiymiş. Şundan alak bir tane can. Bunlar herhal anti shift. Çizilmiyor kolay kolay. Şundan bir tane alalım. Nereye gidiyorsunuz? Ha, bir de bu tavalar var tüm döküm. Kızlar bunları her kullandıktan sonra gerçek zeytinyağıyla yağlamanız lazım. Yoksa parslanıyorlar. Hani böyle bir tavanız varsa, parslandıysa o zeytinyağıyla yağlamanız lazım. Hadi şöyle bakalım. Aa bak burada da var. Bu da buz tavası bu da. Bak bu ucuz mu? Ucuzu olan. 39'a düşmüş kızlar. Ne bileyim bir sürü çeşit var anam. Hangisini alacağını insan şaşırır. Hadi bakalım bir dolaşalım.
Can Azad'ı aldı götürdü. Beni de baş başa bıraktı burada tavalarla. Ama güzel, gerçekten de işte denemek lazım kızlar. Denemeden bilemeyiz değil mi? Test etmek lazım, evde bakmak lazım. Ondan sonra alırız. Ana şimdi kutular nasıl tatlı. Bakın küçücük mini boxlar. Nasıl tatlı, bunlar da gerçekten işe yarıyor kız, bazı şeyleri koymak için. Dur hemen bakayım. Bakın Azat gitmiş. Babasını araba çektirmiş. Ne Azat? Öyle bir boş boş dolaşıyoruz işte kızlar mağazada. Dediğim gibi öyle bir fazla bir ihtiyacımız yok ama öylesine bakıyoruz. Bakın benim kutulardan. Burada da varmış da benim minileri lazımdı bana. Bir bakayım hani burada var mı Can? Kızlar bakın bu boxlar burada da var. Gerçekten acayip sağlamlarmış. Aynen bakın. Aset tüt tüt. Ama bana minileri lazımdı. Azat bak bak. Şöyle burada kızlar, burada da sınırsızca temizlik ürünleri var ve çok çeşit var kızlar. Burası büyük dediğim gibi. Tabii her şeyi çekemiyorum ama şöyle az az gösteriyorum benim elimden geldiği kadar. Aha şunlar benim şu Essig Reiniger falan, bu da güzel. Frosch'un. Güzel kokuyor bunlar kızlar. Ben Frosch kullanıyorum biliyorsunuz. Öyle işte. Azat da gitmiş. Bize yeni bir tane yer silme şeyi lazım. Acaba burada yok mu ki Can? Ha eldiven lazımdı bana. He kızlar, şu plastik eldivenlerden lazım bana. Alışverişi aldık. 120 euro ödedik. Ha böyle bir alışveriş değildi. Evde zaten gösteririm size. Aslında öyle bir dolaştık. İşte bir ufak tefek bir şeyler aldım. Şimdi de acıktık. Şurada bir tane Türk restoranı var. Şöyle. Ne yazıyor? İstanbul. Ne yazıyor Kadir? İstanbul Aten mi yazıyor? Evet. Şurada bir dürüm alsınlar. Kadir bu arada sen arabayı temizledin. Cillop gibi yaptın. Azat da cillop gibi batırır ha Azat. Ama belki ben döner yemem Kadir. Şurada tepside börek gibi bir şey görüyorum sanki. Ben boks yiyeceğim ya. Ne yiyeceksin? Döner boks mu? Valla bir bakayım şu tepside bir şeyler görünüyor. Belki ben başka bir şey yerim. He sen nakit para getir. Burada bankomat olmuyor. Azat. Hangisi? Ha, orada reklam olan bir şey vermiyorlar mıydı? Azat sen ne yiyeceksin? Meme mi yiyeceksin? Meme mi emiyorsun sen? Kızlar kruvasa şöyle ekmeklerini aldık. Buranın semmeleri gerçekten çok güzel. Hani çarşı ekmeği tadı var bunlarda. Her geldiğimizde alıyoruz. Ne Azat? Azat dur anne, kendine şu börekli gözüme kestirdim, onu alacağım. Kızlar ben bu ıspanaklı börekten seçtim ve enfes duruyor gerçekten. Çok iştah açıcı duruyor. Ve bir tane börek aldım. Eşimle Kadir de döner aldılar. Şöyle döner de orada pişiyor. Şöyle tatlı işte yani. Türk yeri. Afiyetçe yeriz, dışarıda yiyeceğiz bu arada. Şeyimiz olmadığı için. Sen dürüm istedin. Sen döner boks herhalde. Sen kendin söyle. Şey ne oluyor, çıktı pişmiş. Evet Azat. Azat ayakkabını giy şöyle. Kızlar Azat'ın en sevdiği şu çilekli çikolata aldık. Geç ben de yeniden çikolata sipariş ettim Kadir Amazon'dan. Şundan gelecek yine, çikolata bol bol yaparım dedim. İsa da geliyor. Afiyet olsun Kadir. Tadını sevdin mi? Anne anne Adan. Azat bunu yiyecek hemen al. Anne Adan. Hı, adam sana yapmış onu Azat. Öyle işte kızlar, hemen arabaya yerleştirdik biraz. Bağacın arkası da dolu. Hemen ben de böreğimi yiyeyim değil mi Azat? Ne? Çabuk ye de anne ye. Hadi bakalım. Azat. Tok. Üşümüş bu Can'a. Bu vallahi üşüdüm diyor. Arabayı çalıştırsana. Bindirin arabayı ya. Bundan buraya koyalım anne. Onu da koy oraya. Güzel mi Azat tadı?
soğuk. İyi üşümüş vallahi soğuk diyor kadın. Evet kızlar, biz eve geldik. Hemen kısaca aldıklarımı göstereyim. Zaten öyle bir alışveriş değil, dediğim gibi dolaştık sadece biraz. Ufak tefek bir şeyler aldım. Grip olduğumuz için portakal aldım. Yine gripiz kızlar bu arada. Yemin ederim kaç gündür yine grip başlamış. Eşim bize bulaştırdı. Şöyle limon, en sevdiğim sarımsaklarım. Bunlar bayağıdır Lidl'a gelmiyor. Knobus'ta bugün görünce tabii ki de kaçırmadım. Hemencikten aldım böyle. Patatesler çok güzeldi ve indirimdeydi. Onları aldım. Hafif şey, kepekli patates kızartmaya falan çok güzel oluyor kızlar. Süt aldım. Şöyle şampuan aşırı derecede indirimdeydi. Şu kocaman şampuan 6 mı euro mu? Öyle bir şeydi herhalde. Yalan olmasın da. Ucuzdu yani normal fiyatına göre. Şöyle peynirler çok ucuzdu orada. Bunlar tanesini 1.19'a aldım. Normalde biz 1.50-1.60'a falan alıyoruz. Şöyle bu tabaklardan aldım. Azat'ın partisi için lazım olacaktır. Ondan sonra şu küçükler çok hoşuma gitti. Minnacıklar. Bazen ufak tefek şeylerimi de içine atabilirim. Boxlara. Şöyle şey var. Şu mum, öbür vazoları da indirdim kızlar kız. Şu mumluk da 8 euro mübarek. Öbür vazoları da indirdim. Vallahi aman pahalı biraz geldi. İlla ki indirime girer o zaman alırım. Aha şu tavayı aldım. Demiştim ya 7 euroya düşmüştük. Bayağı güzel bir tava. Bakalım bir kullanalım işte. Aman tavaları zaten sürekli değiştiriyoruz kızlar. Ama gerçek dökümlü falan alsak belki öyle olmaz da. Ne bileyim, şöyle çocuklar seviyor şu çillili makarnaları falan. Şu süsü aldım. Gece lambamın önüne indireceğim. Birine de vitrine indiririm. Bunlar aslında çam ağaçlarına asılıyor kızlar. Süsler bunlar. Ama ben onları dekor olarak kullanacağım. Çünkü çok hoşuma gittiler. Demirlisini arıyordum da demirli olanlar aşırı pahalıydı. Sana bak, kendime çakmak şeyle aldım. Hani böyle değişik demirler oluyor ya. Öyle çam ağacına asıyorlar ya, ben de süs de indireceğim kendime. Şöyle Azat'ın baby belleri var. Ve olmazsa olmazı soslarımız var kızlar. Bu soslar bitmişti. Simiz krize girmişti. Kaç defa yazdı sakın acı sosu unutma, şu sosu aşırı derecede kullanıyorlar. Şu topları aldım. Geçen de bir almıştım. Burada 1 euroydu. Bunları boyalayacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım da işte ne zaman bilmiyorum. Bir de şöyle turşu var kızlar. Bunu da ilk defa deneyeceğiz. Aynı ablamın yaptığı turşulara benziyor. Bakıyordu herhalde, oradaki adam da Polonyalıydı. Dedi ki bu en güzeli dedi, Polonyalı. O da yabancı dil konuşuyordu biraz. Herhalde kendi memleketinin turşusu. Eminim ki güzeldir tadı çünkü salçalı yazıyor. Şöyle Azat'a böyle püsküt aldık. Ondan sonra şu Rita Sport'lar aldık. Şunları ben seveyim, böyle fındıklı fıstıklı. Şunu Sara'ya aldım. Sara bu senin. Yani sen dediysem herkes yine yiyor. Şöyle bir tane şey aldım. Selleri aldım. Bu çorbaya falan çok güzel oluyor. Ya da fırın yemeklerine karıştırıyorsunuz. Türkçesi neydi kısımış sellerinin? Dilimin ucunda. Kereviz. Evet, aklıma geldi. Nasıl seviniyorum bir şey aklıma gelince. Aha şu şprosselerden aldım. Kızlar biliyorsunuz bunlar şey, soya tohumları mı diyorsunuz? Türkçe'de bir şey diyorsunuz ya bunlara. Şprosselara böyle salataların üzerine falan yemeklerin üstüne döküyorsunuz. Ben severim böyle şeyleri, seviyorum ben. Çocuklar da yiyor. Evet işte salataya falan kullanabilirsiniz. Güzel yani. Şunlar da Azat'ın. Bunlar da bu arada 69 sente inmişti. Sonra şu cipsler. 3-4 tane aldım. Hepsini çıkartmadım kızlar. Şöyle kızartmalık ekmekler aldım. Hafta sonları falan bazen kızartıyoruz. Bir de normal ekmek de aldım. Onları bile dolaba attık. Onları göstermedim size. Böyleydi zaten kızlar. Öyle bir alışveriş değil yani. Hadi bakalım. Sonra da bari kendimi çevireyim. Sizlerle de vedalaşayım. Ondan sonra videoyu burada kapatırız. Artık bu da böyle bir vlog oldu işte. Ne yapayım? Dışarı çıktım. Ben sizi de götürdüm. Sizi evde bırakırsak gibi iş mi yapacaksınız ben gelene kadar? Bu arada ben gelene kadar da simiş buralar toplamış. Allah razı olsun çocuğumdan. Bugün çalışmıyordu yazık. Neyse bir kahve yapayım da öyle olsun. Bunları göstermeyi unuttum. Bunları Azat'la Kadir orada yemişlerdi. Bunları da kızlara alıp getirdik. Yazık, garipler sevinsin.
valla şimdi dersiniz onlar yedi, çocuklara niye getirmediniz? İlla ki mutlaka getiriyorum çocuklar da, öyle değişik bir şeyler yersek dışarıda. Onlara da getirdik, onlar da afiyetçe yesinler. Şimdi sarı makarna yapmış her zamanki gibi, onu yiyorlar. Sonra da bunu yerler kendine. Kızlar, kızlar unuttum, bir tane de böyle lahana aldım, şu güzel lahanadan. Bunlar çok lezzetli oluyorlar, şu genişleri. Haşlayayım da hazırlayayım. Sararım akşam, yarın da pişiririm o güzel yeni tenceremde. Bakmış oluruz, yaprak da saracağım yarın da. Onu da Rumeysa gelirse pişirin. Lahanayı da bir orada yapayım da bakalım bir nasıl olacak. Tencereyi bir onay verelim değil mi artık? Hadi bakalım dedim, onu da göstereyim de unutmuştum. Şimdi kendime hemen bir kahve yapıyorum ve içeride oturuyorum. Azıcık sizden konuşayım. Kızlar, kendime şöyle bir kahve yaptım. Hadi de şu tatlı ekmeklerden almış. Şundan bari kahvemi içeyim. Değil mi Azat? Ana, kameracığım. Azar. Anne. Hey. Anne. Hey oğlum. Anne. Peynir mi yiyeceğim? Ver anne sana açsın. Anne. Babiş onu aç bir peynirlerini aç. Bir şey biber istiyor. İşte öyle kızlar, gittik dışarı gezdik geldik biraz. Geldim ki Simiş bugün evdeydi, o biraz mutfağı falan toplamış. Buralara toplamış da. Geri işte batırıyoruz. Evet. Kahvemi içeyim, alışverişini hem yerleştireyim, o lahanayı haşlayayım, onu sarayım, yarın da pişireyim. Zaten bugün saat geçti. Bir de Simiş tiramisu istemişti, malzeme almıştım, tiramisu malzemesi, onu da yaparım. Ama videoya çeker miyim çekmez miyim başka bir vlog hani eklemek için bilmiyorum, çünkü kaç defa yapmıştım zaten, var videolarda. Öyle işte, çocuklar canları ne istiyorsa onu yapıp indiriyoruz. Aa, iyi kötü elimizden geldiği kadar. Değil mi Azar? Azar da bu arada oyun oynuyor. Biraz arabada uyudu gelene kadar. Uyuyor. Evet kızlar, yine de o güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Uyur içinde, alıştırsın. İçine yorgan serelim, oynasın içinde. Onu ayarlayacağım da Kadir ayarlasın Azat'ın şeyisi, oyuncağı. Nasıl oluyor ben bilmiyorum ama. Öyle işte, sizlerde nasıl zaman geçiyor, sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Vallahi onda yazmıştı biri de, işte diyor kızlar hiç yardım etmiyorum, her şeyi tek başına yapayım diyor. Benimkiler de var, hep çalışıyorlar, yine de her şeyi ben yapıyorum diye. Aynen öyle vallahi. Çalışıyorlar işte, okula gidiyorlar, dersi yapıyor Sara. Simiş de boş olduğu gün yardım ediyor, iyi kötü kendi odalarını yapıyorlar, en azından o da bana yetiyor kızlar. Aa, bir makineyi boşaltsalar bile bana yeter. Bu işi yapıyormuş. Aktiviyenet. İşte yani evde oldular mı yardım ediyorlar, tabii ki de olmayınca da bir de çalışıyorlar, yazık ben evdeyim iyi kötü. İş benim için zaten sorun değil kızlar, zaten insan bir ayağa kalktı mı bütün her işi yapıp oturuyorsun da, işte küçük çocuk olunca biraz zor tabii, sen topluyorsun, o arkadan döküyor. Ona da yapacak bir şey yok Azat, seni bu sene daha idare edeceğiz, seneye inşallah seni kreşe yazdıracağız. Ya seni okula yazdıracak anne. Aç kötü babi açsın. YouTube Kids'i indir Azat'a. Evet kızlar, böyle işte ya, kahvemi içeyim kalkayım dediğim gibi. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum o güzel yorumlarınız, o güzel dilekleriniz için. Elimden geldiği kadar sorularınıza cevap veriyorum her zamanki gibi. Yoksa diğer bütün o güzel iltifatlara kalbimi bırakıyorum. O şekilde yani. Hadi bakalım efendim aşkım. Veda yaptım, mutlusun beni çağırıyorsun. Söyle. Tamam. Yoksa Allah'ını seversen söyle beni. Senin şeyini isteyeyim. Ha, benim telefonumdan onaylayacağım o zaman. Ben onu kendim telefonuma bağladım. Evet kızlar, hadi bakalım, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyoruz ve bay bay ediyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.